Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kargoları açarken video başlatmak istedim. Size hem yine işimden bahsetmek, ekstra ayrı bir videoda anlatmıştım. Onu da yine yukarıda bir yere eklerim. Onu da izleyebilirsiniz işi daha detaylı öğrenmek isterseniz. Hem de şu an bu işi marketimizi değiştirerek aslında ilk etapta market alışverişimizin bir kısmını buradan yaparak bu işe dahil olmuş oluyoruz. Neler alıyorum onları göstermek istiyorum size. Ben çörek otu kahve. Bu işe başladıktan bir süre sonra bir öksürük, geçmeyen bir öksürüğüm vardı. O dönemde çörek otu kahvenin öksürüğe iyi geldi. Yani aslında çörek otunun hani bu faydalarından dolayı çok fazla şifa verdiği şey var. O yüzden bir denemek istedim o öksürük konusunda. Çünkü o dönemde emzirdiğim için çok fazla ilaç da kullanamıyordum. Bir sürü şey de denemiştim. Doğal vesaire dedim. Bir de bunu deneyeyim. Ne kaybederim? Ve gerçekten ikinci gününde öksürüğümü tamamen kesti. İnanamadım. Hatta ben tesadüf falan herhalde diye düşündüm. Bir ay sonra yine bir hastalık dönemi geçirdim. Yine çok kesinlikle rahatlattığını düşünüyorum öksürüğümü. O yüzden aynı zamanda emziren anneler de kullanabiliyor bunu. Bunlar normalde hani bu zayıflama çayları vardır. İşte guaranılar, hindiba kahveler vesaire. Onlar da var. Ama onları emziren anneler kullanamıyor. Ya da bazı işte hastalıkları olanlar kullanamıyor. Ama çörek otu kahveyi herkes güvenle kullanabiliyor. Yine zaten doktorunuza da danışırsınız. Ben 30 tane var bunun içinde. Her gün sabah bir tane içiyorum. Tadı da öyle normal kahve gibi. Ben sıcak su ve içine birazcık süt ekleyip kullanıyorum. Sonra bir tane ter önleyici rolon aldım. Normalde Holistic'in ter önleyici spreyi vardı ve ben onun sprey formda olması beni çok üşüttüğü için özellikle kışın kullanamam gibi düşünüyordum. Yazın falan kullandım bir şekilde. Ondan da hani etkisinden memnundum, kokusundan memnundum ama rolon çıksa keşke diyordum. Resmen dualarım kabul oldu. Başka bir şey dilesem olacakmış. Rolon çıkardılar. 3 çeşit çıkardılar. Ben mavi olanını aldım. Bir tane mor ve yeşili vardı. Mor olan da sanırım böyle daha çiçeksi bir koku diye tahmin ediyorum. Onu alsaymışım keşke diye düşünüyordum. Ama çok güzel kokuyor. Hem böyle hafif pudralık sanki böyle ebebek kokusu vardır ya onu anımsattı bana. Ay böyle temiz temiz çok güzel bir koku. Ben bunu kullanırım gayet. Ve temiz içerikli zaten normalde de rolonlarımı Siveno vesaire gibi markalardan alırdım ben. Temiz içerikli olması için. Şimdi buradan almaya devam ederim. Diğer kokuları da denerim bu arada. Sonra bir tane bulaşık deterjanı aldım. Normalde de bulaşık deterjanımı bir kutu bundan bitirdim. Şu an çok az kaldı. O yüzden yedekliyim istedim bu alışverişimde. Ben bebekler için de mesela şu reklam olacak ama reklam değil bunların hiçbirisi. Bu biberon emzik temizleyicisini kullanıyordum çocukların işte tabağında, çanağında vesaire. Ama ona hiç elim gitmiyor. O zaten tamamen tüm duruyor. Bir tane yedek vardı hatta. Onları rüzgar doğmadan önce yedekli böyle birkaç tane indirimde almıştım. Hiç kullanmıyorum. Çünkü ellerimi inanılmaz kurutuyor. Egzama oluyor ellerim. Benim diğer işte Fairy vesaire gibi deterjanlardan da el yıkama deterjanlarının hepsi ellerimi çok çok kurutuyor. Buna geçtiğimden beri bu sorunum artık yok. O kadar mutluyum ki gerçekten o kuruluktan nefret ediyordum. Sürekli her yıkamadan sonra gidip krem sürmek zorunda kalıyordum. Şimdi hiç böyle bir zorunluluğum yok. Çok güzel yani gerçekten. Ve temiz içerikli olduğu için çocukların eşyalarında da güvenle kullanabiliyorum. Bunu yedekledim. Pompalı olması da artı bence bu arada. Bir tane iyonize damla aldım. Bunda tüm temizliğiniz için tek bir ürün diyor. İşte halılarda, halı koltuk silerken vesaire, cam silerken, ayna silerken, küvet, klozet, banyo temizliği diyor. Onları da kullanmadım açıkçası ama bulaşık yıkamasında da kullanılıyormuş. Otomobil temizliği vesaire de diyor. Ben halı ve koltuk, halı silmiyorum çok fazla ama koltukları silerken kullanıyorum ve camları silerken kullanıyorum bunu. Ben de bunun normalde bir düşük mililitre olanı vardı. Küçük boy. Onu denemek için almışım herhalde. Ya da bunu görmedim o zamanlar bilmiyorum. Onu almıştım ama onun pompasız oluşu beni biraz rahatsız ediyordu. Bu da pompalı diğerini öyle kullandığım için bu daha pratik olur diye düşünüyordum. Sonrasında onu arkadaşım istedi o üründen. Ben dedim al bu sende kalsın. Deneyimlemiş olursun. Hem ben kendime pompalı olanını aldım. Bir tane kara mürver aldım. Kara mürver bir şurup. Böyle mor meyvelerin ekstreleri vesaireleri olur ya. C vitamini değeri çok çok yüksek. İşte gripten koruyan, hastalıklardan hani bağışıklığı kuvvetlendirici açıkçası. Bunu daha önce de kullandım zaten. Hem Çınar'a hem kendime kullanmıştım. Rüzgar anahtar sallıyor. Sesi geliyor olabilir.
Şimdi tekrar alayım dedim. Kış dönemi geldi. Okulda yavaş yavaş hastalıklar vesaireler başladı. Bağışıklık güçlendirici bu hastalıkları kolay atlatmamıza yardımcı olur diye. Bunlar bu arada eczanelerde de satılan ürünler. Yani herhangi böyle bir farklı bir marka diye güvensizlik duymayın. Tüm Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm onaylara alınmış ürünler bunlar. Zaten şirketin sahibinin yola çıkış amacı ben çocuğuma kullanmadığım hiçbir ürünü satmam şeklinde bir politikası var. Gerçekten ürün içeriklerine çok özenli ve dikkat ediyorlar. Bu alışverişimin yanında da bana bir adet aloe vera sütü spreyi geldi. Bunu da yazın almıştım. İlk çıktığı zaman almıştım. Ben aloe veranın jellerini kullanırdım hep. Sprey formda olması yazın böyle dolapta hala duruyor hatta. Dolapta duruyordu. İşte arada yüzüme sıkıyordum ferahlamak için. Hem nemlendiriyor çok güzel bir şekilde, hem işte bu yazın güneş yanıkları vesaire olduğunda onu çok çok rahatlatıyor. Hala yani vitamin B5, vitamin E içeriyor. Yani aslında nemlendirici amacıyla kullanıyoruz birazcık, öyle söyleyeyim. Diğerini kullanmaya devam ediyorum. Bu da hediye geldi. Yedek oldu. Hemen açmam. Yine bunu da kullanırım sonrasında. Ya da belki birine hediye ederim. Bilinmez. Bir de biz genel olarak eşlerimizi de bu sisteme dahil ediyoruz ki ilerleyen dönemde iki tane gelir girsin evimize diye düşünerek. Yani herkes aslında sevdiği üç arkadaşıyla başlıyor bu işe. Bu anneniz olabilir, eşiniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir ki benim çok yakın arkadaşlarım da bu işin içindeler. Direkt ana bağlı kollarım. Bu arada bu bir sürpriz oldu. Ben böyle bir şey almadım. Hediye konu koyuluyordu. 200 sepete 200 hediye diye bir şey vardı. Muhtemelen ondan dolayı geldi bu bana. Keratin şampuan gelmiş. Bir adet. Sevindim. Normalde sarımsaklı şampuanı kullanıyorum zaten. Nedir? Bir kere bana gelen kargodan böyle bir parça çıktı. Ben de keratin diyorum. Tester parfümler almıştım. İlk de atmadım. Tester parfümler gelmedi sanıyorum. Bunu hani böyle kargo şeyini doldurmak için, sıkışıklığı yaratmak için koydular zannediyorum. Meğerse testerları onun içine sarılıyorlarmış. Ve ben gelmedi zannetmiştim. Bir tane şöyle şey aldım. Rozet. Galaya gidiyorum. Onun bitkisel galasına gideceğim. Allah nasip ederse Kasım'ın sonunda. Rozet aldık. O yüzden hepimiz bir tane yakamıza takmak için. Aşırı heyecanlıyım bu arada. Hiç öyle bir ortamda bulunmadım. Eşimle birlikte gidiyoruz. Arkadaşlarım Melike hem geliyor, hem işte üst müdürüm Cansu Hanım geliyor. Diğer yine üst müdürlerimden bir sürü kişi orada olacak. Bir sürü fenomen vesaire. Çok güzel bir ortam olacağını düşünüyorum. Normalde kız kıza gitmeyi tercih ederdim aslında ama bebek küçük olduğu için onu 2 gece 3 gün bırakmam mümkün olmayacaktı. Onu bırakamayacağımı düşündüğüm için gidemem gibi geliyordu. Eşim de dedi ki birlikte gidelim o zaman. Eşim çocuklara bakacak. Ben orada eğitimlere, ödül gecesi, konser falan filan. Buray konseri olacak. Ona katılacağım. Allah nasip edersin. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Önce annemlere gideceğiz. Annemlerden oraya geçeriz. Zaten çok yakın. Baby'miz de katılmak istedi. Bir tane leke çıkarıcı aldım. Leke çıkarıcım var aslında. Hatta o da bitmek üzere. Aslında kendime de alabilirdim ama bunu arkadaşım için aldım. Instagram'da paylaştım da açıkçası ben bu işe satış, yani ben hiç satış yapabilen biri değilim. İnsanlara şunu alır mısın, bunu alır mısın diye rica edemem. O yüzden bu işte satış olmaması beni çok çok cezbetmişti girerken. Çünkü gerçekten insanlara minnet etmek çok zor. Yani onlardan bir şey almasını beklemek çok zor bence. Ve satış yapabilen insanlara da hayranım bu arada. Ben hiç beceremiyorum dediğim gibi. Ama ben böyle Instagram'da hani ara ara kullanırken işte memnun olduklarımı ya da aldıklarımı paylaştığımda zaten bu home bitkisel leke çıkarıcısı epey bir duyulmuş. Yani ben bu işe hani ben paylaşım yapmadan önce de bu işe girdikten sonra bir arkadaşım bana demişti ki ben leke çıkarıcısını çok duydum, senden alırım o zaman falan demiştim. Bir arkadaşım sipariş etti, yani bunu onun için istedim. Resmen hiç çaba göstermeden ürünleri zaten bilindiği ve çok iyi performansı olduğu duyulduğu için çabasız bir şekilde satış yaptım. Çok ilginç. Sonra yine bir tane burada açamıyorum şu an bebekten ama çörek otu kahve var. Onu da aynı şekilde ben hani zayıfladığım için bu aralar çok fazla çok sorun oluyordu. Nasıl zayıfladın? İşte hem yorgunluk, uykusuzluk vesaire, hem de bence bu içtiğim kahvenin çok etkisi var. Çünkü ben bir ay kadar o kahveyi bıraktım çünkü çok fazla zayıflamıştım. Yani nasıl desem, normalde de zaten hani ben çok kilolu bir insan değilim. Artık normal ideal kilom 58 falan, ben 56'lara düştüm. 55'e doğru gidiyordu artık. Dedim ki biraz kullanmayayım ben bu kahveyi, bırakayım. Kullandığım dönemde de bana çok güzel bir böyle enerji veriyor. Bilmiyorum, iyi hissediyorum gerçekten onu içtiğimde kendimi. O yüzden
Evet. Tekrardan almaya karar verdim. O arada da işte hani herkes bana nasıl zayıfladın diye sorduğunda ondan da bahsetmiştim arkadaşlarıma. Bir tanesi ondan istedi. Dediğim gibi ilginç bir şekilde çabasız satış yapıyorum yani. Ve yine bir tane favori ürünlerimden olan Oxy mutfak tozundan aldım. Bu tozu genelde ben ya lavabo temizlerken ya çaydanlığı o sarı lekelerini temizlerken kullanıyorum. Bunları yine Instagram'da öne çıkanlarımda paylaşıyorum hep nasıl bir etkisi olduğunu. Ya da işte bir tencerede yemek dibine tuttu, yapıştı, yandı vesaire. Ya da işte fırında bir yemek pişirdim. Tepsi böyle çok yağlı falan olduğunda onun içine biraz toz döküp sıcak su koyuyorum. Direkt çok kolay bir şekilde çıkarıyor. Yine o çaydanlıktaki lekeleri özellikle mükemmel yani. Gerçekten orada çok sık kullanıyorum. Lavaboda bazen böyle bir şeyler beklediğinde leke yapıyor. Oralarda yine lavabonun tıpa yerini kapatıp toz döküp sıcak su döküyorum. Hemen oraları parlatıyor. Çok çok güzel. Aşırı memnunum. Çok fazla sayıda bitirdim bundan. Çok sık alıyorum. Bu ayki alışverişlerim bunlardı. Gerçekten ürünlerini severek kullanıyorum. Sadece bu işin içinde olduğum için değil. Hani olsa yani bu daha önce tanışmış olsaydım muhtemelen birilerinden de alır kullanırdım açıkçası. Ürünlerinin performansları çok yüksek, temiz içerikli olması çok çok güzel. Ve tabii ki bana para kazandırıyor bu sistem. Bu da benim için çok önemli. Evimde ben çocuğumla bu şekilde vakit geçirirken para kazanabildiğim bir sistem. Gerçekten bu benim için çok değerli. Bebek hiç durmadığı için onu bırakıp geldim tekrardan içeriye. Birkaç senenin sonunda da çocuklarım artık okula gitme yaşına geldiklerinde de ben sabah hızlı hızlı hazırlanıp kendimi hazırlayıp çocukları hazırlayıp okula bırakıp oradan koşa koşa işe gidecektim. Gün boyu fiziksel ve mental olarak yorulduğum bir işte çalışıp akşam olduğunda eve gelip temizlik, yemek, çocuklarla uğraş vesaire derken çok yorgun, yorucu bir tempoda çalışıyor olacaktım. Ve çocuklarımla geçirebileceğim zaman çok kısıtlı olacaktı. Tamam evet para kazanacaktım yine ama zaten yıllardır çalışmadığım için asgari ücretle başlayacağım bir işim olacaktı muhtemelen. O yüzden bu iş şu an benim için açıkçası bulunmaz bir nimet gibi yani. Karşıma çıktığı için bu fırsat çok şanslıyım. İlk başta çok önyargılı davrandım. Reddettim birkaç kez teklifleri ama keşke daha önce başlasaymışım dedim şimdi. Nasibim bu zamandaymış. Doğru ekibi bulduğum için çok mutluyum. Gerçekten ekibimden, üst müdürlerimden çok çok memnunum. Şu anda bu iş benim için gerçekten yani güzel paralar kazanmaya başladım. Birilerine para kazandırmasına vesile oldum. Bu çok mutluluk verici ve gurur verici bir şey. Çok fazla yeni arkadaşım oldu. Ekip arkadaşlarımla çok güzel bir bağ kurduk. Bir sürüsüyle böyle konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz vesaire. Bu da benim için çok kıymetli. Ve tabii ki en önemlisi evimde çalışabiliyorum. Çocuklarıma da vakit ayırabiliyorum. Yemeğimi, temizliğimi de yapabiliyorum. Çalışabiliyorum. Yani bunların hepsini yapabiliyorum. Sadece evinizde telefon ve internet olması yeterli. Bilgisayara vesaireye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu çok güzel. Çok sanki iş videosu gibi oldum birazcık ama böyle olmasını tercih etmezdim. Sadece ürünleri göstereyim ne aldığımı diye düşündüm. Çünkü bana ekip arkadaşlarımdan da soranlar oluyor. Her ay ne ürün alıyorsun? Bize de fikir verebilir misin diye. O yüzden de paylaşmak istedim aslında birazcık. Böyle yani zaten dediğim gibi işi anlattığım videoyu izlemek isterseniz başka bir videoda detaylı bir şekilde bahsettim. Yine bilgi almak isterseniz de bana isterseniz buradan yazın diyeceğim ama buradan uzun uzun iş anlatamam. Instagram'dan bana ulaşırsanız size işimizi anlatan ses kayıtlarımızı ekstradan detaylı bir şekilde iletiyor olurum. Şimdilik bu kadar. Evi geldi. Size Çınar için yaptığım kışlık alışverişi göstermek istedim. Bunları bayağı oldu aslında alalı. Kaç kere giydi, yıkandı falan ama bir türlü kamerayı açıp gösterme fırsatım olmadı. Çınar şimdi okuldan geldi. Hazır o gelmişken, evdeyken her şey göstereyim istedim. Önce bir tane şöyle okul için pamuk aldık. Birini şu an bebek aldı ama şöyle üstünde traktör resmi olan. Bunları Waikiki'den aldık. Sponsor, reklam vesaire yok bu arada videoda ama genel olarak Waikiki'den yapıyorum alışverişi. Bir önceki videoda hatta sizden de başka nerelerden alıyorsunuz diye tavsiye istemiştim. Gerçekten geçen yıl aldığıma göre çok çok artmış fiyatlar. O yüzden biraz alternatif markalarda bulabilsem çok güzel olur ya da yapacak bir şey yok. Bu meblağlara da alışmak zorundayız. Bu arada bunu 30 numara aldık ve 30 numara gözüme çok büyük göründü ama Çınar tam oldu yani gerçekten ayağına. Hatta ayağını ölçtüm dün. 18,5 santimdi sanırım ve birçok markada 29-30 olarak geçiyor numarası. Bırakmışken şöyle göstereyim. Şöyle krem rengi tercih etti. Kirlenimi bilmiyorum. Bunları okul için aldım bu arada. Evde giymek için değil. Normalde 2 senedir ben hep Vicko'nundu sanırım. Vicko'nunkileri alıyordum. Bu sene bir anda hava soğuyuverdi. Gidip hemen alalım istedim. O yüzden bunu aldım. Aslında yine Vicko'dan alırdım. Çünkü onlardan çok memnundum. Bunun da yine yumuşaklığı falan güzel ama iç tabanı böyle cırt cırttı. Ama iç tabanı böyle sert mi? Ne bileyim sanki iç tabanı terletir gibi geldi. Çok güvenemedim ona. Sonra şu montu göstereyim. O da bir aradan çıksın. Bunun bu
seneki montumu annemler aldılar hediye, sağ olsunlar. Kesinlikle bereket. Her sene birinden mont mutlaka hediye geliyor. Ya amcası, ya babaannesi, ya anneanneleri. Bir şekilde birileri alıyor. Bu senekinde annemler aldı. Biz hep Çınar doğduğu, yani bir yaşından beri, ilk doğduğu yıl sadece astronot montları vardı. Bir tane ayıcık, bir tane normal. Ondan sonra hep Mango'nun bu modelini aldık. Hep farklı renk. Bir tane ilk sene lacivertti, sonraki krem rengiydi. Bu sene de böyle grisini tercih etti. Çınar beğendi. Bir tane vinteşli gibi vardı ama geçen sene amcasının aldığı da yeşilimsi olduğu için bunu alalım dedik. Şöyle kapşonlu içi. İçi şurası polar. Baya güzel, kalın, kışlık. Bunu 5-6 yaş aldım. 116 santim. Ama hani zaten yani bu sene bile anca oluyor bunlar. Seneye de olur mu olmaz mı artık nasip. Boyu da uzuyor çünkü hızlı. Seneye de olur diye alıyorum ama olmuyor sonra seneye. Şu an en büyük bedeni buydu bu arada. Bu çocuk kategorisinde. Sonra büyüklere geçiyor. Onlar da bir tık daha uzun beden olarak. Gerçi bu da uzun olacak muhtemelen Çınar'a. Sonra bir tane hırka ihtiyacımız vardı. Çınar'ın hırkaları biraz küçülmeye başlamıştı. O yüzden şöyle gri bir hırka aldım. Bunu da şu an özellikle okula gidip gelirken çok sık kullanıyoruz, giyiyor. Bu 5-6 yaş aldım bu arada. Bir tık büyük olsun diye. Çünkü hırkalar da çok çabuk küçülüyor. Biraz da ben sanırım kurutmaya attığım için de küçülüyor. Bu da böyle ne kalın ne ince. Şimdi mevsimlik kullanırız diye düşündüm. İlkbahar zamanında olur muhtemelen. Sonra pijamaları göstereyim. Şöyle ayıcıklı, aşırı tatlı pijamalar buldum. Rüzgara aldığım tek parça bu arada. Çünkü Çınar'dan her şey yepyeni kaldı o 1-1,5 yaş civarından. O yüzden Rüzgara bir şey almadım. Ama bu pijamayı çok sevdiğim için ikisine de takım aldım. Hatta kendime de benzer bir şey buldum. Hep birlikte fotoğraf çekimi gibi yaparız diye düşünüyorum. Bu böyle önden düğmeli, alt üst bir takım. Aynısından şöyle, aynısından Çınar'a da aldım bunları. Çok tatlılar. Bunları 4-5 yaş aldım. Bebek için de 1-1,5 olması lazım. Evet, 12-18 ay aldım. Böyle. Sonra bir tane ikili bir pijama takım buldum. Bu arada Waikiki'de tek tek aldıklarınız dışında böyle ikili üçlü paketler varsa onlar çok daha uyguna geliyorlar. Bir tane şöyle turuncu altı var bunun. Bir tane de bu şekilde hayvan desenleri olan bir üstü var. Bu yine dörtlü bir takımda alt üst. Bu sanırım şu an giyilmiş kirli sepetinde. O yüzden gösteremiyorum ama bu üstü diğerinin. Bir de aynı bunun aynı desenden altı var. Böyle bir pijama takımı aldım. Yani aslında 3 tane pijama takımı almış oldum. Geri kalanları da eşofman takımları ve sivitler aldım. Genelde alt üst eşofman takımları aldım. Altları farklı şeylerle de kombinlerim diye düşündüm. Bir tane şunu aldım. Bunun üstünün rengini çok beğendim. Mor kapşonlu şöyle bir sivit. Bunun rengini çok beğendiğim için aldım. Aslında fiyatı da bir tık yüksekti ama yine de rengini çok beğendiğim için bunu aldım yani. Bunun altı şu şekilde krem gri gibi, tam rengi mi denir? Kremle gri arası bir renk. Altı da bu şekilde. Bunlar dediğim gibi altları farklı şeylerle de kombinlerim diye düşünüyorum. Sonra bir tane kırmızı ve siyah şöyle bir kombin var. Bunları yine takım olarak aldım. Çınar daha küçükken şöyle bir hata yapıyordum. Altları renkli aldığım zaman üstüne hiçbir şeyi böyle kombinleyemiyorum. Sonrasında aldığım her şeyi altlarını ya gri ya siyah olarak almaya çalıştım. O zaman üstüne her renk sivit ya da tişört oluyor çünkü. Bunu da böyle bir üstü var. Bunlar çok kalın değiller bu arada. Geçen sene aldıklarımın içleri çok kalın kalın sivitlerdi ve onlar her zaman olmuyor. Üstüne de mont giydiriyoruz. İşte okula gidiyor zaten. Okulda koşturuyor, terliyor falan. Çok kalın olmamasına özen gösterdim. Şöyle bir tane de siyah altı var. Şu lacivert takımı aldım. Bunun geçen sene turuncusunu almıştım. Tam böyle sonbahar tonları. Bu sene de lacivertini aldım. Şöyle yine alt üst bir takım. Bunun birçok rengi var ve hepsini çok beğendim gerçekten. Takım olduğunda bu arada kombinleme derdi de olmuyor. Böyle direkt kullanıyorum. Güzel oluyor okul için. Yine bir tane takım. Eski okulumuzdaki öğretmenimiz hediye vermişti buna. Bunu henüz hiç giymedi. Şöyle mikili bir alt üst takım. Bu da. Bunu daha giymedi. Hatta yıkamadım da bunu da yıkayayım. Kış yeni geldi. Dolabın arka tarafındaydı. Bir tane şöyle ayrıca takımlar dışında gri bir eşofman aldım. Çünkü iki tane, yok üç tane takımların içinde alt var. Bir tane de ayrı olsun, dört tane olsun dedim. İhtiyaç olursa bu arada sonradan da eklerim ama ben böyle yani her şey bir anda küçüldüğü için kış başında toplu bir alışveriş yapıyorum bu son yıllarda. Her kışın başında toplu bir şekilde alıyorum. Sonra birkaç tane de şöyle sivitler var. Bu sivitleri
Bu sivit diğerlerine göre bir tık daha kalın bunun içi. Şöyle çizgili. Ben çizgili şeyleri çok severim. İnce çizgili olsun, kalın çizgili olsun fark etmez. Bunu da böyle lacivertle de kombinlerim gibi düşündüm ama bununla renkleri çok fazla uymuyor. O yüzden kombinlenmeyecek ama kotla falan da giydiririm. Kotu vardı bu arada bir tane. Her sene bir tane kotu oluyor. Fix fazla kot almıyorum çünkü genelde rahat giymeyi seviyor Çınar. Çok fazla böyle gömlek giyeyim, pantolon giyeyim sevmiyor. O yüzden daha çok eşofman tarzı alıyorum. Zaten genelde de okulda ya da parkta falan giyiyor. Çok nadir böyle biz gezmeye falan gidiyoruz. Şık giymesi gereken az yer oluyor. O yüzden o tür şeyler almadım. Bir de şunları da sadece hoşuma gittiği için aldım tamamen çeşit olsun diye. İkiliydi bunlar da. Burada böyle anneyle ilgili bir sözü olan krem rengi bir sivit. Bunlar da yine ince bu arada. Bu da siyah. Bu da babayla ilgili bir söz olan yine sivit. Böyle bir kış alışverişi yaptık. Çizmelerini de göstereyim. Bunlar geçen seneki botlarıydı. Bunlar da muhtemelen artık olmuyordur. 26 numara çünkü şu an 28'di. Spor ayakkabılarını 28 ya da 29 almıştık. Bu ev panduflarını da 30 aldık. O yüzden olmuyordur diye tahmin ediyorum. Bunları bu arada montu da krem rengi olduğu için takım olsun diye bu şekilde almıştım. Bir tane de geçen sene bunu aldım ben. Geçen sene indirimden, hatta aşırı indirimden 30 numara ve 29 numara iki tane var. Bu 30 olanıymış. Muhtemelen bu olacak, diğeri olmaz diye tahmin ediyorum. Bunları geçen sene kış sonuydu, yani kış bitmişti sanıyorum. Çok anlık bir indirimle 250 liraya düşmüştü ve 250 liraya bunları bulmak imkansız, indirimde bile imkansız. 500'e falan düşüyor yani. O an o yüzden iki tane aldık. Hatta ben bir almıştım. Eşim dedi ki bir iki numara al. Hangisini olacağını bilemeyiz. En kötü arkası var zaten. O da giyer diye düşündük. 2 numarasını almıştım. Yani hem 29 hem 30 almıştım. Muhtemelen 30 olacak dediğim gibi. Ben hatta 29 almıştım önce sadece. Başka renkleri olsaydı ben bunların yeşilini ve bordosunu çok beğeniyorum. Ama sadece bu renk indirimdeydi. O yüzden lacivertini almıştım. Bu sene de bunları giyer yağmurlu havalarda. Zaten bir tane daha spor ayakkabısı biraz küçülmeye başladı gibi. Evet. Bir tane daha spor ayakkabı alacağız muhtemelen. Belki onu da bot türü gibi bir spor ayakkabı alınabilir diye düşünüyorum. Böyle yani, bunlar da geçen seneden zaten hazırdı. Şu anda zaten indirimli hali bile 1000 liranın üzerinde. İyi ki de almışım diyorum şu anda. Bu seneki kışlık alışverişimiz bu şekildeydi. Çınarto'ya çok da fazla bir şey lazım olmaz diye düşünüyorum muhtemelen. Bebeğin de zaten montu var, işte ayakkabısı var, Çınar'dan kalan her şeyi var. Ona da çok fazla bir şey lazım olacaktır. Onların yeni montuna göre bere, işte boyunluk vesaire. Çünkü hep krem rengi diğer montuna göre almıştım onları da. Belki onları yenileriz. Kışlık alışverişimiz bu şekildeydi. Videoyu editlerken gördüm ki videomun kapanışını yapmamışım. Çünkü aslında bu videolara başlarken niyetim alışveriş videosu çekmek değildi. Ama 20 dakikayı geçen iki tane alışverişi gösterdiğim video olunca ben o ikisini birleştirip alışveriş videosu olarak paylaşma kararı aldım. O yüzden bu videoyu da burada kapatalım. Bu arada farklı bir açıdan sesleniyorum, size fark etmişsinizdir. Evde değişiklikler yaptım. Onu da bir sonraki vlogta görüyor olacaksınız inşallah. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.